İçimizde olup yanımızda olmayanlar, ekonomik çıkarları uğruna devletine bile küsüp bu ülkede yaşamak istemediğini söyleyenler. Kendinizi mi düşüneceksiniz, yoksa ekonomik olarak bağımsız bir Türkiye'yi torunlarınıza bırakmayın. Bizim dedelerimiz boyun eğmedi, savaştı. Onlar bizim için, torunları için savaştılar. Peki siz kimin için savaşacaksınız? Tercihiniz ne? Yılanın başını ininde ezmek mi? Yoksa bana şimdilik dokunmayan yılan bin yaşasın demek mi? Hangisi? Ya da kestirmeden sorayım. Vatan mı, dolar mı? Hangisini tercih edeceksin? Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargoya rağmen onurlu davranan Türkiye mi olalım? Yoksa Amerika'dan gelecek yardımlara boyun eğen bir ülke mi? Teröristlerin tepesine gazap kamçısı gibi inmek mi? Doların yükselmemesi için teröristlere eyvallah çekmek mi? İstemeseniz de bu savaş size gelecek. Öyle kolaya kaçıp, savaş bir insan sağlığı sorunudur türünden alçakça açıklamalar yapmayın bu kez. Sizi savaşa falan çağırmıyoruz. Zaten isteseniz de, istemeseniz de bu savaş size gelecek. Harekete geçmezseniz vatanınıza ve hatta ayağınıza kadar gelecek. Onun için söyleyin, hangisini tercih ediyorsunuz? Suriye'den çekilin, İsrail'e bulaşmayın, Amerika'nın dediklerini yapın. Yeter ki para kazanayım mı diyeceksiniz, yoksa ben fedakarlığımı yaparım, yeter ki devletimin çıkarları korunsun mu diyeceksiniz? Ya da bu kadar ekonomik saldırının farkında olamayacak kadar kör müsünüz? Biz yıllardır bu ekonomik saldırıları anlatıyoruz. Anlattığımız şeyleri dış güçler, dış güçler gibi laflarla küçümsüyorlar. Siyasete dair hiçbir bilgisi ve ilgisi olmayan, dünyayı elindeki telefondan ibaret sanan insanlara tabii laf anlatmak çok zor. Elbette onların da haklı olduğu konular vardır. Ama anlatılanları küçümsemek doğru değildir. Verdiğimiz bilgilerin zıttını ispatlarsan saygı duyarız. Ama verdiğimiz bilgileri "Amerika bizi kıskanıyor" diyerek küçümsersen terbiyesizlik etmiş olursun. Bir de Türkiye'de yaşamak istemeyenler varmış. Elbette saygı duyarım. Ama sırf ülkemizin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için ülkemizde yaşamak istemeyen milyonlarca insan var. Onlar sanıyorlar ki Amerika'ya gittiklerinde lüks içinde saygılı insanlarla yaşayacaklar. Onlar Türkiye'deki misafir mültecilere kötü davranıyorlar. Avrupa'daki, Amerika'daki insanlardan saygı bekliyorlar. Onlar Batı'yı özgür ve refah içinde sanıyorlar. Gitsinler de Türk olduğunu söylesinler. O kötü ve çirkin bakışlara maruz kalsınlar. Türkiye'deki mültecilere yapılanların aynısı onlara da yapılacak. Bizim bir suçumuz yok. Batı'dan daha da ahlaklıyız. Ama Batı bir Türk görünce maalesef böyle davranıyor. Çünkü Türk algısı orada çok farklı. O zaman anlayacaksınız Türkiye'ye yapılan dış operasyonları. Dış güçler, dış güçler diye küçümseyenler gitsinler Avrupa'da yaşasınlar. Gerçek miymiş, yalan mıymış anlarlar. Hatta Avrupa vatandaşı olsunlar, refah ve huzur içinde yaşasınlar. Benim için sorun yok. Ben yine bu vatan için hem yurt içinde hem de yurt dışında savaşacağım. Kalemimle, gerektiğinde silahımla savaşacağım. Cebimde param kalmayınca veya hükümet CHP olunca ülkemi kötülemeyeceğim. Doları düşürmek içinse bazı planlarım var. Doğu Akdeniz'den çekilirsek, Libya'daki askerlerimizi geri çağırırsak, Suriye'deki güvenli bölge projemizden vazgeçersek, Irak'taki operasyonları durdurup Kandil'i yerle bir etmekten vazgeçersek, Afrika'daki etkinliğimizi azaltıp kıtadaki askeri üslerimizi kapatırsak dolar düşer. Bitti mi? Elbette bitmedi. Doları daha da fazla düşürmenin diğer yolları da var. Karadeniz'de doğal gaz aramasını durdurursak, aldığımız petrol ve gaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerine verirsek, NATO'nun her istediğini yaparsak, ülkemizdeki terör örgütü operasyonlarını durdurursak, hapisteki gazeteci kılıklı teröristleri salarsak, S-400'leri almaktan vazgeçersek, İHA ve SİHA üretimini durdurursak,
yerli ve milli savunma sanayinden vazgeçip tüm silahları onlardan alırsak, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçip eski parlamenter sisteme dönersek, Kıbrıs'tan askerimizi çekersek, IMF'le anlaşıp tekrar borçlanırsak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı İsrail ajanlarıyla doldurursak, Türk ve İslam devletleriyle ilişkimizi kesersek ve İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar imzalarsak, dolar düşer. Peki, siz bunları yapar mısınız? Doların 11'den 9'a düşmesi için Ayasofya'nın kapatılması şartı sunulsa kabul eder misiniz? 9'dan 8'e düşmesi için Kıbrıs'ı satar mısınız? Faiz lobisiyle birlikte son sürat ekonomi üstünden ülkemize saldırmaya devam ediyorlar. Bankası olan tek parti CHP'nin 10 seçim kaybetmiş genel müdürünün de vermişler eline bir düdük, kanal kanal gezdirip seçim seçim diye öttürüp duruyorlar. Yenilmeye doymayan pehlivan misali. 15 Temmuz'da ülkeyi ele geçirmeyi başaramayan işgalciler ve yerli işbirlikçileri memleketimizi ekonomik olarak işgal etmek için her türlü yolu deniyorlar. Umutlarını da yürüyen merdivene ters binen adama bağladılar. Varın, çaresizliklerini siz düşünün. Şimdilik onlar düdüğünü öttüre dursun, biz de zamanı geldiğinde suru üflemesini iyi biliriz. Siyonizmin kimlik kartı olan doları isterseniz 15, isterseniz 115 yapın. Vallahi kaybeden siz olacaksınız. 15 Temmuz gecesi bankamatik sırasında para çekmeyi bekleyen, televizyon karşısında kahveyle poz verenlerin, vatanı ve milleti için abdest alıp sokağa çıkanları, tankların altında şehadet şerbetini içenleri anlamasını beklemiyoruz. Yalnız şunu çok iyi bilsinler ki, bunlara küresel finans çetesi dediğimizde buradaki uzantıları bozuluyor, içten içe kızıyor. Hatta belki yine mi dış güçler diyorsunuz diye sövüyorlar. Ama gerçeği bu. Onların dediklerine bakmayın. Bu uluslararası bankalar sadece bize değil, hedef aldıkları her ülkeye benzer operasyonları yapıyorlar. Geçmişte Türkiye'de birçok kez spekülatif atak denediler. Hatırlayın, Ağustos 2018'de, Mart 2019'da, Ekim 2019'da defalarca Türk lirasının değerini düşürmek için uğraştılar. Aslında Türkiye enflasyon, kur, faiz döngüsü altında. Birçok kişi tarafından bu şekilde yorumlanıyor. Ekonomide ciddi anlamda değişiklikler var. Olumlu gelişmeler var. Makro verilerde. Büyüme rakamlarına bakarsanız bu yıl başında birçok ekonomideki kuruluşun inanmadığı ve sonradan revize ettiği rakamlar var. İhracatta çok ciddi bir artış var. Fakat tabii kur vatandaşın nezdinde de dolara ihtiyacı olduğu için de ülkenin ve vatandaşın da bu algısında kurun önemi yok. Bugünlerde Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra kurda ciddi bir dalgalanma var. Ama ben bu dalgalanmanın sadece faiz indirimiyle olduğunu düşünmüyorum. Bir süredir hem Merkez Bankası nezdinde hem de ekonomiyle ilgili ciddi bir spekülasyon yapılıyor. Özellikle sosyal medya tarafından bu tetikleniyor. Aslında Merkez Bankası'nın geçen hafta Perşembe günü yaptığı 100 bas puanlık faiz indirimi çok beklenmeyen bir hamle değildi. Daha önce Başkan Şahap Kavcıoğlu tarafından bu gündeme getirilmişti. Başkan Erdoğan, para politikasındaki bu makas değişikliğiyle ilgili daha önce bilgilendirmelerde bulunmuştu. Buna rağmen kurda çok ciddi bir hareketlenme oldu. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde de vardı ama sonrasında bir takım spekülasyonlar yapıldı. Sosyal medya üstünden bu tetiklendi. Hükümetin döviz hesaplarına el konulacağına kadar akıl dışı bir takım yorumlarda bulunuldu. Bu vatandaşı daha fazla tedirgin ediyor. İş insanlarını da tedirgin ediyor. Aslında ben kurdaki bu kadar yükselmenin sadece Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır bize söylenen öğretinin ya da IMF politikalarının dayattığı politikadan çok daha farklı bir politika izlenmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu birçok kesim tarafından algılanmıyor. Algılansa da karşı çıkılıyor. Bunun üzerine de daha kötü kaos ortamının artması için hem ekonomistler hem devletin birçok kademesinde daha önce görev yapmış eski bürokratlar bu spekülasyonlara alet oluyor.
Artık bazı olaylar ülkeye ihanet noktasına geldi. Burada bir ekonomik tetikçilik yapmak suretiyle Türkiye ekonomisini istikrarsızlaştırma, Türkiye'yi istikrarsızlaştırma ve bunun 2023 seçimleri için bir manivela olarak kullanılma arayışını görüyoruz. Zaten Biden'ın geçen yıl yaptığı açıklamada buna benzer bir ifadesi olmuştu. Döviz kuru üstünden bir çabanın olduğunu görüyoruz. Türkiye, döviz kurlarına bağlı olarak büyüyen bir ülke değildir. Döviz kurları, ekonominin göstergelerinden sadece bir tanesidir. Türkiye ciddi anlamda küresel güçlerle mücadele ettikçe, Türkiye'nin ekonomisine de bir takım operasyonlar yapılıyor. Muhalefet de bu konuda alabildiğine sonuç almaya çalışıyor. Çarpıtarak, deşerek çok daha vahim bir tablo ortaya koymaya çalışıyor. Ama bir mücadele içinde Türkiye. Pek çok noktada mücadele içinde. Hem siyasi hem terörle mücadele içinde. O açıdan bunlar sürecek. Ekonomik verilere baktığımızda geçmişten çok çok daha iyi. Ama biraz sabretmek lazım. Burada bir savaş var. Ekonomik savaş.